Ben daha ne bilsek ya? Çok çok isteriz taş ocağının kapanmasını. Evet, benim eşim öldü ama sadece zara. Allah'ım nütmenna. Keşke. Keşke kapansa diyor. Valla keşke ni valla. Keşke kapansa diyor. Çünkü sadece insanlarımızı öldürmekle kalmıyor. Rabbi halkı şilu minna. İnsanlarımızı öldürmekle kalmıyor. Şimdi yaşam kalitemiz. Kadla mesavi zarar. Mahad mesavi zarar. Çok zarar oluyor. Efe. Aile iyi valla. Hayti. Yola lazım raha acelleyim vallahi bitti mekan yıkallım. Teke başına gitti. Cela anna Allah le bellğın selamı lezzem anna inşallah. Teke başına gitti, teke başı muhtarı karşı çıktı. Gözeneye gitti gözen. Neyine keşke. Gözene muhtarı karşı çıktı. Ganim inşallah Allah kıyıyla. Tıshaya. Ya ben iyallah. Ganim Allah ganim bir şey. Lo Allah. Velna Allah kaman sicerini bi'ata. Çok rahat. Lanki ihram alayı kıddan beytna batırk. İhram bedu dusuna valla. Çocuklarımızı keşke ganim bir şey olur mu la. Hadi iyi ecelü şeyim inşallah. İşte bayramlar at. İşimiz Allah'a kalmış. Devlet hiçbir şey yapamadığı için elip çıkıp dua etme aşamasına geldi. Allah'ım el garb le şerq. Allah yesaadi fakire dayqa meyte. Köyümüz dar benim size söylediğim gibi. Lan ve nahar makinatu hafız Allah. Gece gündüz araçları Allah muhafaza. Allah yeşil. Allah yeşil. Keşke ganimi. Çıksın istiyor bütün köylü 7'den 70'e herkes. Emret benle. Ben depremde yardım ettim falan diyor ya, biz size hizmet ediyoruz diyor. Yok yani. Vallahi beji vakti. Vallahi ma şuftu gurbe. Şimdi teyze ile amca tarlalarına gitmişler. Katla inde ama kaldım Allah kullasına ile. Teyze hayvan yetiştiriyor. Eşi alt tarlada tespih ağacı kesiyor. Teyze de üst komşularının tarlasından ot yolluyormuş. Teyze suncacık ot koparmadan eşinin çığlığını duymuş. Aşağı inmiş, bakmış ki eşi bir sacra mı kendini? Ağaçta akıllı sacra tenezzle. Sacra eyvallah. Aşka kem saat dal bir sacra ben mecelle? Vallahi bittin azalık. Yani ki bali alla 5 saat 7. Vallahi saat 9 bali 10 tenezzle. Saat 7'de yaşanmış olay. Amca saat 7'de sabah kapılmış elektrik atılmış. Saat 11 gibi gelmiş görevliler. 11'de indirilmiş. Şöyle bir şey var ki amca akıma kapıldıktan sonra olay mahkemelere falan yansıdıktan sonra otel gerilmiş ve 2-3 metre kadar yükselmesi sağlanmış. Alla eyvallah kan 12. Vallahi ya 14 ya 15 sevve. 12 metreymiş amca akıma kapıldığı dönem. Eyvallah. Elektrik tellerinin yerden yüksekliği. Taş ocağına enerjiyi taşıyan nakil hatları, yani taş ocağı kuruldu. Çünkü bizim köyümüzün ötesinde köy yok ve orada bizim elektriğe de ihtiyacımız yok. Bizim tarlalarımız pancar denilen motor türleriyle sulanıyor ve Asi Nehri'nden çekiliyor. Tarlalarımız tarafında elektriğe hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Amca öleli 12 sene oldu. Elektrik tellerinin yerden yüksekliği 12 metre imiş amca kapıldığı zaman ama standardı 14 metre olmalıymış. Biz ağaçları hayvan yapraklarını hayvan yemi olarak kullanıyoruz. O dalları budarken amca artık elinde orak var metal muhtemelen. Ve elektrik zaten sarkmış, elektrik direğindeki teller. Artık nasıl olduysa ben orada değildim ama 2 metre sarktığı için amca akıma kapılmış. Nasıl kapıldığı işte yenge anlatıyor. Ağaca çıkar çıkmaz çığlığı duymuş sadece. Bu 12 metre olmasının nedeni de direkler birbirine yakın olmalıymış ki teller gergin kalsın ve yüksek olsun. Bu arkadaşlar direk malzemesinden ya da direk masrafından kısmak için direkleri seyreltmişler. İki direk arasındaki mesafe seyrek olunca ister istemez tel sarkmış. Ve 12 metre mesafeye düşmüş. Ve amcamızın o elektrik akımına kapılması kuşku götürmez bir gerçek ki taş ocağına enerji taşıyan nakil hatlarından olmuş. Bölgede yaşanan çok üzücü bir olayı da anlatmak isterim. Kamuoyunun bilgisi olsun. Çünkü ne yazık ki basından da gizledi, duyulması da engellendi bir sürü şekilde. 18 Mayıs 2004 yılı günü buğday hasadına ailesiyle birlikte gelen Çiğdem Arslan isminde hamile bir genç gelinimiz vardı.
Bu taş ocağına işte tam net olarak kilometre bilmiyorum ama bayağı uzak bir mesafe kadar patlatma olacağı haberi geldi traktör sürücüsüne. Ve traktör sürücüsü bu bölgede durdu, durmak zorunda kaldı. O esnada patlatma o kadar kontrolsüz ve büyüktü ki taş ocağıyla arada yani 500 yaklaşık 500 metre mesafe olmasına rağmen ve traktörün üstünü örten brandayı parçalayan taş ne yazık ki gelinin beynine isabet etti. Ve o esnada gelin muhtemelen o anda beyin ölümü gerçekleşti. İşte Samandağ Devlet Hastanesi'nde hiçbir müdahale yapılamadı. Ambulansla muhtemelen oksijen tüpleri yardımıyla Adana Balcalı Hastanesi'ne ulaştırılması sağlandı kadının. Hemen çünkü 8,5 aylık da hamileydi aynı zamanda o gelin. Hemen bebeği sezeryanla alındı ve bir hafta yoğun bakımda bırakıldı. Muhtemelen o da oksijen desteğiyle hayatta kaldı çünkü çok ağır bir şekilde yaralanmıştı kadın. Bu olaydan bir hafta sonra işte kadının beyin ölümü de gerçekleşti. Resmen vefat etti kadın. Onu ambulansla getirirlerse ki kamuoyu tepkisi olacak, basın duyacak, halk duyacak, tepki olacak diye kadını işletme sahibinin, taş ocağı sahibinin aracının bağcığında kıvırarak getirdiler. Bu da bizim için büyük bir üzüntü oldu. 2004 yılından bugüne 19 sene geçmesine rağmen o çocuk şimdi 19 yaşında annesiz büyüdü. Anne sütüne, anne memesine hiçbir şekilde temas etmeden büyüdü. Ve bu olayın sorumluları hiçbir şekilde bedel ödemedi. Hiçbir şekilde. Çocuğun banka hesabına birkaç ufacık bir miktar para yatırıldı. Ve olayın üstü bu şekilde örtüldü. Şimdi bu bölge kültürel mirası koruma kanunları kapsamında koruma altına alınması gereken bir bölge. Çünkü burası mağaralarda da gördüğünüz gibi binlerce yıl öncesine tarihlenmiş kültürel kalıntılar var. Taş ocağının üst tarafı binlerce müze müdürlüğü bilgisi dahilinde bunlar. Hani gizli ya da ihbar edilmemiş durumlar da değil. Burada bir çukur açılması, bir çivi çakılması dahi yasak olması gereken bölgeler ki burada taş işletmeciliğine nasıl müsaade edilmiş? Biz yöre halkı olarak bunu da merak ediyoruz. Bu izinler nasıl verilmiş? Bölgeye denetime gelinmiş mi? Ya da ben yapmak istedim yaptım şeklinde mi oluyor Türkiye'de işler? Kanunun, nizamın uygulanmadığı zamanlarda mıyız artık? Kenar çizgisi koruma kapsamının altında olması gereken bir yer. Mesela şuradan çok net görünebilir. Yaklaşık 5 metre kadar, hatta 5 metreden daha fazla asi doldurulup, asi yatağı gasp edilip alan açılmış. Muhtemelen burası işletmenin otoparkı olarak kullanılacak. Ama burası Asi Nehri'nin yatağı olmalı. Yatağı olmak zorunda ki Asi'nin adı Asi, yani Asi taşınca çok coşkun, çok deli akıyor. Taşıyor ve resmen bütün tarım alanlarına zarar veriyor. İşte görüldüğü gibi Asi Nehri'nin yatağı bile daraltılıyor. Ve bu kanunlara rağmen hiçbir yetkili tarafında müdahale edilmiyor. Buranın taciz edildiği, talan edildiği hani ispatta bile mümkün, ispatta bile gerek yok çünkü kendiliğinde ispatlanmış. Buranın bir kısmı 5 metresi kadar Asi Nehri'nin yatağı, 5 metresi kadar da tarım alanlarına ait arazi, can eriği. Ve burası coğrafi işaret alması gereken Erkenci Can Eriği var burada. Mesela bu işletme kurulmadan önce biz Mart'ın 17'si 20'si gibi hasata başlıyorduk. Ve kilosu şimdi televizyonlarda görüyorsunuzdur 1 liradan başlıyor. Ve bizim tarım ürünümüz de para etmiyor artık. Asi Nehri'miz, doğal güzelliğimiz de yok oldu artık. Yani bizim elimizde kalan tek şey artık broşit raporları. Bütün halk hastalandı, tarım
arazilerimiz yok oldu, doğal güzelliklerimiz yok oldu. O gördüğünüz şeyin hepsi sit alanı. Binlerce yıllık bir tarihe tarihlenmiş ve müze müdürlüğünün bilgisi dahilinde olan bir alan. Ve bizim şikayetlerimize rağmen burada hiçbir işlem yapılmadı. Bu işletmenin faaliyetinin durdurulması için onlarca sebep var. Onlarca sebep var. Asi Havzası'nın verimli topraklarına zarar veriyor bir. Kıyı çizgisi koruma kanununu ihlal ediyor iki. Arkeolojik alana yakın yerlerde taş ocağı işletmesi yapılamaz üç. Bir işletme, çevre mevzuatı gereğince bir işletme kurulduğu bölgedeki rezervin %12'sini alır diyor çevre mevzuatı. Ben demiyorum. Yani buradan oyununa bakılırsa burada 25-22-23 yıl boyunca madenin %12'si değil de %60'ının alındığı zaten bariz bir şekilde ortada. İşte geçen araçların bizim ruh sağlığımıza yaptığı zararları anlatmamıza bile gerek yok. Yani biz isteriz ki devletten benim tek istediğim şu ki bir kere bile olsa chat toplantısı gibi bir şey yapılsın. Bir kere bütün halkı toplasın ve sorsun siz memnun musunuz, rahat mısınız, kalbiniz nedir? Çocukluğumda görüp de şimdi çocuklarıma gösteremediğim onlarca çeşit bitki vardı buralarda. Yani bildiğiniz cennetimizi cehennem eyledi. Bir alanda kurulmuş alan, işte diyor ya 5 kişinin imzası var heyet olarak. O 5 kişi yalancı şahitlik yapmış. 5 kişinin köyü satmasından ötürü şimdi biz bu durumdayız. 20 yıldır ne yaptınız diyor abi. Biz ne zaman bir şey yapmaya kalksa asker de bizim karşımıza çıkıyor. Bu kişiler bizi bu hale sokuyor. Şimdi bu arkadaşın yaptığı tek şey sabote etmek bizi. Yol tıkanacak, jandarma gelecek. Çünkü jandarma bizi korkutacak. Bizim burada taş ocağını ben araba şu an suç işliyorsun. Ben arabayı durdurdum. Niye gelip çekmedin? Abla sen anlat. Ya bırak. Kardeş ocağı onların eniştesini. Bu adamdan parayı yiyorlar diye bu kadar savunuyorlar. Bu kavga edenler onların enişteleri. Yani onlara bakıyor bir türlü işte bu tür şeyler yapsınlar diye. Ne yapabiliriz? Biz kime başvurabiliriz artık? Yani sizi korkutmaya mı çalışıyorlar? Evet, kısaca söyle. Abi turay vallahi intay. Abi tesiri bütün hay. La sen şu mesele lan kim halle? La tekmeti bizim tarımımız öldü. Bizim çocuklarımız hasta. Benim evim depremde görmediği zararı depremden önce gördü. Benim evimde 3 tane kolon çatlak. Benim evime misafirliğe gelsin buyursun ben. Paraya bakmayan çevre gönüllüsü bütün insanları buraya davet ediyorum. Benim evimde 2 saat durabilirler mi? Savunda 2 defa sallandı, yerle bir oldu. Ben her gün onlarca defa sallanıyorum. Araçlar birbirine yol vermek için benim evimin duvarlarına çarpıyor. Biz ne zaman ses etmeye kalksak işte bunun gibi satılmış arkadaşlar geliyor. Adam çok kazanıyor. O kadar çok kazanıyor ki susturabiliyor insanları. Bu adam zengin olduğu için mali yardımcısını satın alabiliyorsa halkı kimse satın alamaz. Tamam mı? Bu insanlar burada mağdursa satılan birkaç tane çakal karşımıza dikilip de bir konuyu dile getiremez. Biz hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Kimseden de korkumuz yok. Nedir mağduriyetleriniz? Mağduriyetlerimiz işte gördüğünüz gibi. Bu taş ocaklarından gelen araçlar habire zaten depremden büyük bir zarar alan binalar. Her deprem olduğunda mesela buradan tır geçtiği zaman deprem sarsıntısı kadar sarsıntı veriyor. Çocukları ürkütüyor. Biz kocaman insanlarız. Ürküyoruz artık. Yani biz bu kadar mağduruz ki birkaç çar çakal sayesinde 2-3 tane para saçıp da bizi korkutamaz, yıldıramaz. Sonuna kadar biz bunun mücadelesini vereceğiz. Tarımımız berbat. Hiçbir şekilde ürünümüzü, tarımımızı elde tahsil edemiyoruz.
çürütüyorlar. Her durumda yetkililere biz imza topladık, verdik. Yetkililer bile kendi paradan yana. Vali yardımcısı eğer topladığımız imzaları getirip ocağa astırıyorsa biz hangimize derdimizi anlatacağız? Nereye biz şikayet edeceğiz? Herhalde bizim kişisel verilerimizi topladığımız imzalar valiliğe teslim ettiğimiz şu anda ocakta asılı ve buradaki Ali denen insan bize tehdit gönderiyor. İşte siz imza topluyorsunuz, benim elimizde tehdit, yani tehditkar konuşmalar yapıyor bu adam burada. 05-11-2021 tarihinde denetim yapılıyor. Faaliyetin mevzuata uygun gerçekleştirildiği tespit ediliyor. Tamam mı? 05-11-2021. Biz buna itiraz ediyoruz. 21-07-2022 tarihinde yaptığımız itiraz sonucu uygunsuzluk tespit ediliyor ve işlem yapılıyor. Sonra 2019 ve 2020 yılları içerisinde tutulan tutanaklara istinaden firma tarafından tanıtım dosyasında taahhüt edilen basamakların oluşturulmaması gerekçesiyle idare yaptırımı uygulanıyor. 2000 yılında kurulan işletme 2019 ve 2020 yıllarında taahhüt ettiği şeyleri gerçekleştiremediğinden dolayı ceza yiyor. Nasıl bir denetim mekanizmasıdır bu? Denetlenen bir şey nasıl olabilir ki böyle?